Enflasyon muhasebesi, şirketlerin finansal tablolarında yer alan demirbaşlar, stoklar gibi parasal olmayan hesap kalemlerinin, finansal tabloların hazırlandığı tarihteki satın alım gücünü yansıtacak şekilde hesaplanması amacıyla, enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak ilgili tutarların düzeltme kat sayısıyla çarpılarak yeniden hesaplanmasını ifade etmektedir. Zirve masaüstü programında enflasyon düzeltmesi, modülleri kullanıcıların basit bir şekilde kullanabilmesi için tasarlanmıştır. Enflasyon düzeltmesi Zirve Müşavir, Zirve Finansman veya Zirve Üretim programlarında yapılabilir. Zirve masa üstünde enflasyon düzeltmesi iki modülde gerçekleştirilmektedir. Demirbaş modülünde enflasyon uyarlaması, genel muhasebe, mali tablolarda enflasyon düzeltmesi modülleridir. İlk olarak demirbaş modülünde enflasyon düzeltilmesi yapılmasının amacı, bu alanda yapılan değişikliklerin program tarafından otomatik olarak mali tablolara aktarılmasıyla ilgilidir. İlk olarak demirbaş modülüne giriş yapılır. Kanuni oranların girişi F5 butonuna tıklanır. Enflasyon düzeltmesi uygulanırken, yurt içi üretici fiyat endeksi ve ortalama ticari kredi faiz oranları baz alınarak hesaplandığı için bu tablolar kontrol edilmelidir. Eğer tablolar güncel değilse, değer ve oranları internetten güncelle butonuna tıklayarak sistem tarafından otomatik olarak güncellenebilir veya oranlar manuel olarak da değiştirilebilir. Bir sonraki adım muhasebe hesap kodlarının kontrol edilmesidir. Bunun sebebi ise enflasyon uyarlaması yapılmadan önce muhasebe fişinin oluşturulabilmesi için muhasebe hesap kodlarının tanımlı olması gereklidir. Bu hesap kodlarının içinde demirbaş hesap kodu, birikmiş amortisman değer artışı hesap kodu ve döneme ait amortisman hesap kodları yer almaktadır. Bu alanların dolu olması hem geçici vergi dönemlerinde amortisman fişi kesmek için hem de enflasyon uyarlaması yapılabilmesi için zorunludur. Muhasebe hesap kodlarının yazılacağı bir diğer alansa, enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme bilgileri sekmesinde yer alan enflasyon düzeltmesi hesap kodları alanıdır. Bu alana muhasebe hesap kodları tek tek eklenebileceği gibi, 3 nokta simgesine tıkladıktan sonra çıkan seçilen demirbaşa ya da tüm demirbaşlara seçeneklerinden biri işaretlenerek muhasebe hesap kodları kopyala butonuna tıklayarak kopyalanabilir. Krediyle satın alınan bir demirbaşta hesaplamaların doğru yapılabilmesi için reel olmayan finansman maliyeti, ROF, detay bilgileri alanı, kredi kullanımına göre gereken bilgilerle doldurulur ve hesaplamalar kredi bilgilerine göre yapılabilir. Zirve masaüstü programı aracılığıyla 2004 yılında enflasyon düzeltmesi yapıldıysa, 2018 yılına 7144 sayılı yeniden değerleme kanununda, 2021 yılına 7326 sayılı yeniden değerleme kanununda ya da 7338 sayılı yeniden değerleme kanununda 298EÇ ve 32. maddeler hazırlandıysa enflasyon uyarlaması ve yeniden değerleme bilgileri tablosuna bilgiler otomatik olarak gelecektir. Belirtilen düzeltmeler ya da yeniden değerlemeler başka bir platformdan veya farklı bir muhasebe programında gerçekleştirildiyse tabloya manuel eklenebilir. Manuel olarak ekleme işlemleri yapılırken Demirbaş'a uygulanan bütün işlemlerin kaydedilmesine gerek bulunmamaktadır. Sadece son yapılan işlemin eklenmesi enflasyon uyarlamasının hesaplanabilmesi için yeterlidir. Bu hesaplamaları otomatik olarak yansıtmak içinse Demirbaş Kart bilgileri sekmesine geçiş yapılır. Burada bulunan 7326 sayılı yeniden değerleme ve 7338 geçici 32. madde butonları aracılığıyla program üzerinden hesaplatılabilir. 2018 yılında uygulanan 7144 sayılı kanun yeniden değerleme ve 2022-2023 yılında uygulanan 7338 sayılı kanunu 298'e ç uygulanmak istenirse, değerleme alanında bulunan yıllar için yeniden değerleme, evet seçeneği işaretlenmelidir. Ardından raporlar alanında amortisman ve yeniden değerleme kartları işaretlenerek hazırla butonuna tıklanmalıdır. Böylelikle enflasyon uyarlaması ve yeniden değerleme bilgileri tablosuna bilgiler otomatik gelecektir. Eğer demirbaş için amortisman ayrılmadığı dönem varsa, mutlaka değerleme alanında bulunan amortisman oranı alanına, 0,00 yazılmalıdır. Aynı yıl içerisinde bütün dönemlerde amortisman ayrılmadıysa, örneğin amortisman oranı 20 olan bir demirbaşa sadece 2 dönem amortisman ayrıldıysa, amortisman oranı alanına 10 yazılmalıdır. Demirbaş kartları kontrol edildikten sonra artık demirbaş kartları enflasyona göre uyarlanabilir. Bu işlemi yapabilmek için enflasyon uyarlaması butonuna tıklanır. Yıl olarak 2023 yılı seçilir. Ardından seçilen demirbaş veya tüm demirbaşlar seçimi yapılır. İz süresi biten demirbaşları enflasyon düzeltmesine dahil etmemek için bitmeyenler seçilir, dahil etmek içinse bitenler seçilir. Ancak burada herhangi bir ayrım olmadan tüm demirbaşlar dahil edilecekse hepsi seçilmelidir. Satılan demirbaşlar içinse dahil veya hariç filtrelerinden bir tanesi işaretlendikten sonra uyarla butonuna tıklanır. Demirbaşlara uyarlama işlemleri bittikten sonra değerleme alanında 2024 yılı için ENF bilgisi görüntülenirken, 2023 yılına uygulanan enflasyon düzeltmesinin vergisel karşılığı olmadığı için 2023 yılı için hayır bilgisi görüntülenecektir. Enflasyon uyarlaması ve yeniden değerleme bilgileri tablosunda enflasyon uyarlaması ile ilgili satır otomatik olarak gelir. Enflasyon uyarlaması sonrası tutarları ve oranları kontrol etmek için raporlar butonuna tıklanır. Açılan sayfada yıl olarak 2024 yazılır. Hazırlama seçenekleri alanından amortisman ve yeniden değerleme kartları işaretlenip Hazırla butonuna tıklanır. Alınan raporda 2023 yılına herhangi bir enflasyon uyarlaması uygulanmadı. Enflasyon uyarlaması ile ilgili muhasebe fişini 2023 yılı için Mali Tablolar Enflasyon Düzeltmesi alanından gerçekleştirilmelidir. 2024 yılındaki geçici dönemlerinde ise muhasebe fişi enflasyon düzenleme fişi seçeneği ile muhasebe fişi hazırlanabilir. Demirbaş modülündeki işlemler tamamlandıktan sonra İkinci adımda ise genel muhasebe, otomatik dönem sonu işlemleri, mali tablolar, enflasyon düzeltmesi modülüne giriş yapılır. Açılan ekranda öncelikle üst kısımda bulunan dönem alanından 2023 yılı 12. ay seçilir. Dönem seçimi yapıldıktan sonra yurt içi üretici fiyat endeksi ve ortalama ticari kredi faiz oranlarının bulunduğu tablo kontrol edilir. Eğer tabloda eksik veya hatalı bir oran varsa, ilgili alana tıklayarak veya değer ve oranları internetten güncelle butonuna tıklayarak değişiklik yapılabilir. Bu alanda herhangi bir verinin eksik veya hatalı olmaması önemlidir. Dönem sonu stok mevcutları alanında ise 150, 151, 152, 153 ve 157 stoklar hesabı firmanın satmak, üretimde kullanmak ya da tüketmek amacıyla edindiği varlıklardan oluşmaktadır. Yıl içerisinde belirtilen hesaplara ait fiş giriş yapıldıysa bu alanda bilgiler görüntülenir. Eğer enflasyon düzeltmesi yapılırken toplulaştırılmış yöntemlerden basit ortalama kullanılacaksa bu alanda bulunan dönem sonu stok TL sütunu doldurulmalıdır. Ancak stok devir hızı veya hareketli ağırlıklı ortalama kullanılacaksa bu seçimler yapıldıktan sonra açılacak yeni sütun olan satılan malın maliyeti alanı doldurulmalıdır. 2023 yılında ilk defa enflasyon düzeltmesi yapılacağından ve henüz program içerisinde oluşturulan bir tablo olmadığından ötürü enflasyon düzeltmesi için alanından düzeltme kat sayısı kullan seçilmesi zorunludur. Ancak daha sonraki geçici vergi dönemlerinde veya sonraki yılda tekrar enflasyon düzeltmesi yapılacak olursa, o zaman taşıma kat sayısı kullan kullanılabilir. Toplulaştırılmış yöntemlerde basit ortalama ve stok devri hızı olmak üzere iki seçenek vardır. Stok düzeltme yöntemi alanından uygulanacak toplulaştırılmış yöntem seçilmelidir. Eğer toplulaştırılmış yöntem kullanılarak enflasyon düzeltmesi yapılırsa, bu seçimin yapıldığı hesap dönemi dahil olmak üzere, üçüncü hesap döneminin sonuna kadar değişiklik yapılamaz. Ayrıca, stok devir hızı programa 2024 yılından giriş yapıldığında, hareketli ağırlıklı ortalama olarak görüntülenecektir. Demirbaş modülünde enflasyon uyarlaması yapıldıysa, demirbaş hesaplarının enflasyon düzeltmesi alanından mutlaka, demirbaş modülünü kullanarak yap seçeneği işaretlenmelidir. Böylelikle Demirbaş modülünden yapılan hesaplamalar bu kısma taşınarak işleme devam edilebilir. Ama demirbaşlar genel muhasebe modülünden takip ediliyorsa, kullanıcı tarafından girilmiş kayıtları kullanarak yap seçeneği işaretlenerek hazırlanacak tabloda yer alan demirbaş hesapları için verilerin manuel girilmesi gerekir. Eğer program içerisinde ilk defa tablo hazırlanıyorsa, enflasyon düzeltmesi için alanından mevcut kayıtlara göre yeniden hesaplama yap seçeneğini işaretleyerek işlemlere devam edilmelidir. Daha önce kaydedilmiş tabloyu yükle seçeneği işaretlenirse, daha önce üzerinde çalışılmış ancak işlemleri tamamlanmamış tabloyu yükleyerek işlemlere devam etmenizi sağlar. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda hem programın yapmış olduğu hesaplamalar hem de kullanıcı tarafından girilmiş olan verilerin tamamı aynı şekilde gelecektir. Ayrıca bu seçenek kullanılırsa daha önce hazırlanan tablo açılacağı için yukarıda yapılan işaretlemeler dikkate alınmayacaktır. Ancak bu alanda mevcut kayıtlara göre yeniden hesaplama yap seçeneği işaretlenirse oluşturulacak olan yeni tabloda kullanıcı tarafından elle girilen veriler haricindeki tüm rakamlar tekrar hesaplanarak tablo oluşturulacaktır. Ayrıca enflasyon düzeltmesi işlemi ilk defa yapılıyorsa mevcut kayıtlara göre yeniden hesaplama yap seçeneğinin kullanılması zorunludur. Bu alanda yer alan tüm işaretlemeler yapıldıktan sonra enflasyon düzeltmesi butonuna tıklayarak tablo oluşturulur oluşturulan bu tabloda hesap planında olduğu gibi hesap kodu, hesap adı ve hesap bakiyesi sütunları yer almaktadır. Bunlara ek olarak Demirbaş modülünde yapılan işlemler ve dönem sonu stok TL alanına yazılan verilere göre düzeltilmiş değerle, düzeltme farkı sütunları görüntülenir. Tebliğde belirtildiği gibi bilanço hesaplarında parasal ve parasal olmayan olarak iki tür hesap bulunmaktadır. Zirve masa üstü programında bu hesaplar otomatik olarak ayrılır ve parasal mı sütunu altında gösterilir. İsteğe bağlı olarak parasal ya da parasal olmayan değerler değiştirilebilir. Bu sütunda ayrıca sıfırlanacak hesaplar da görüntülenmektedir. Sıfırlanacak hesap kodları ise 522, 523, 524, 570, 580 ve 590 muhasebe hesap kodlarıdır. Eğer bu alanda sıfırlanacak hesaplar görüntüleniyorsa tabloyu sağa doğru kaydırıp sıfırlama için kullanılacak hesap kodu sütununun da doldurulması gerekir. Bu alana yazılacak hesap kodu ise enflasyon düzeltmesiyle hesap planına dahil olan 698 enflasyon düzeltmesi muhasebe hesap kodudur. Bu tabloda son olarak normal, stok, demirbaş sütunu altında hesapların türüne göre normal, stok ve demirbaş hesapları gösterilmektedir. Stok ve demirbaşın dışındaki bütün hesaplar normal olarak gösterilmektedir. İsteğe bağlı olarak bu sütun altındaki değerler değiştirilebilir. Stok hesapları için gerçek yöntem kullanılmak istenirse, ilgili hesaplara ait normal, stok, Demirbaş alanından normal olarak değişilmelidir. Ardından alt tablo doldurulmalıdır. Düzeltilmiş değerle düzeltme farkı dolu olan satırlara tıklanması durumunda alt tabloda düzeltmeye ait değerler kontrol edilebilir. Alt tabloda yer alan düzeltmeye göre muhasebe fişinin oluşturulabilmesi için mutlaka ilgili hesap enflasyon düzeltme hesap kodu ve enflasyon düzeltme hesap kodu alanları doldurulmalıdır. Zirve masaüstü programında enflasyon düzeltmesine ait stok hesapları ve demirbaş hesapları için hesaplamalar otomatik olarak yapılır. Ancak normal hesaplar için örneğin 500 sermaye hesabı ve 110 hisse senedi hesabı gibi alanlar kullanıcı tarafından doldurulmalıdır. Buradaki örneğimizde sermaye hesabının manuel girişini baz alacağız. Bu işlem için düzeltilmiş hesap kodları tablosundan sermaye hesabı seçildikten sonra alt tabloda yer alan düzeltmeye esas yıl, düzeltmeye esas ay ve düzeltilecek değer alanları doldurulmalı, enter tuşuna basılmalıdır. Enter tuşuna basıldığı an itibarıyla hesaplama otomatik olarak yapılır ve düzeltmeye esas değer ve düzeltilmiş değer alanları doldurulur. Ayrıca alt tabloda yapılan bu işlem anlık olarak üst tabloya da yansıtılır. Birden fazla satır için alt yön tuşuyla alt satıra geçilerek hesaplamalar yaptırılabilir. Enflasyon düzeltmesi parasal olmayan hesaplara uygulandıktan sonra rapor butonuna tıklayarak rapor alınabilir tüm bilgiler kontrol edildikten ve doldurulması gereken alanlar doldurulduktan sonra muhasebe fişinin hazırlanabilmesi için muhasebe fişi oluştur butonuna tıklanır. Bu işlem sonucunda program 2 adet muhasebe fişi oluşturacaktır. Bu muhasebe fişlerinin ilki düzeltilmiş değerler için hazırlanmaktadır. Diğeri ise tebliğde belirtilen 698 hesap bakiyesinin kar durumunda 570 geçmiş yıllar karlarına ya da zarar durumunda 580 geçmiş yıllar zararları hesaplara aktarılması içindir. Bunlara ek olarak sıfırlanacak hesaplar için içinde üçüncü muhasebe fişi olarak hazırlanacaktır. Tüm bu işlemlerin yanı sıra enflasyon düzeltmesi farklı kaynaklarda yapıldıktan sonra zirve masa üstü programlarından bilanço oluşturabilmek için fişler elle programa kaydedilebilir. Ancak bu durumda mutlaka kaydedilen fişlere sağ tıklayıp seçilen fişi enflasyon düzeltme fişi olarak işaretli diyerek bu fişler programa tanıtılmalıdır. Bu işlemi geri almak içinse yine fişe sağ tıklayıp Seçilen fişin enflasyon düzeltme fişi işaretini sil seçeneği kullanılabilir. Enflasyon düzeltmesine dair muhasebe fişleri hazırlandıktan sonra düzeltme sonrasının da dahil edildiği bilançoyu hazırlamak için genel muhasebe modülüne giriş yapılır. Otomatik dönem sonu işlemleri, mali tablolar adımları takip edilir. Açılan pencerede yer alan bilanço seçilir. Mali tablo tarihi yazılarak hazırla butonuna tıklanır. Açılan ekranda 2023 sütunu altında enflasyon düzeltme öncesi cari döneme ait bilgiler görüntülenirken, enflasyon düzeltmesi sonrası sütunu altında düzeltme sonrası bilanço görüntülenecektir. Eğer enflasyon düzeltmesi uygulanan firma kuyumcuysa, firma bilgileri modülüne giriş yapılmalıdır. Faaliyet bilgileri sekmesine geçiş yapılarak, faaliyet alanı kuyumcu, enflasyon muhasebesi için kutucuğu işaretlenmelidir. Unutulmamalı ki, Enflasyon düzeltmesi dönem sonu işlemleri tamamlandıktan sonra kapanış fişi oluşturulmadan önce yapılmalıdır. Keyifli kullanımlar dileriz.